Merhaba, tercih döneme videolarımızın ikincisindeyiz. İstanbul'da yaşamla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. İstanbul'da yaşam hepimizin bildiği gibi pahalı, zor, gerçekten insanı böyle yoruyor. Ben tabii geldiğimde her türlü olumsuz koşula hazır olarak gelmiştim. O yüzden hani insanlar bana ya yorulmuyor musun, ne yapıyorsun falan dediklerinde ya evet biliyordum zaten böyle olacağını diyordum. Tabii ben gerçekten isteyerek yazdım İstanbul'u. O yüzden benim için böyle ekstra şehirle ilgili olumsuz bir durum olmadı. İlk geldim İstanbul'a, kuzenimde kaldım bir ay kadar. Sonrasında bir arkadaşıma geçtim. Onunla uzun süre ev arkadaşlığı yani yapmayı planlayarak geçtim. Fakat şöyle bir durum var. Benim okulum Avrupa yakasında, ev Anadolu yakasındaydı. Otobüs ve işte metrobüs kullanıyordum. Benim okula gitmem bir de yürüme mesafesi vardı. 1,5 saat sürüyor. 1,5 saat aslında İstanbul'a göre normal. Yani 1 saatse mesela kısa. Evet yani hemen geliyorum 1 saate oradayım dersiniz. Bu arada arkadaşımın evi Ataşehir'deydi ve konumu gerçekten çok güzeldi. Mesela okuldan çıktığımda eve gitmek yerine Kadıköy'e gidiyordum, arkadaşlarımla buluşuyordum. Benim için gerçekten ilk İstanbul'a geldiğimde hani hiç durmuyordum. Sürekli böyle dışarıdaydım, şehri geziyordum, seviyordum. Sonrasında hani şey bana soruyorlardı yani işte yorulmuyor musun? Her gün karşıya gidip geliyorsun. Yo diyordum hani sıkıntı yok. Fakat havalar soğumaya başladı ve artık gerçekten yani kalabalığın da böyle kış olmasının da etkisiyle dayanılmaz bir hale gelmeye başlamıştı. Sonrasında bir gün ben işte şey yaptım yani her gün bu yol çekilmez hale geldi derken işte bu arada ev fiyatları uçtu. Ben geldiğimde işte ilk başta kuzenimde kalmamın sonra arkadaşıma geçmemin sebebi ev fiyatlarının inanılmaz uçması, asla güzel bir evin bulunmaması. Ben şey diyordum yani işte öyle bir evim olsun ki hani güvenlikli olsun, işte balkonu olsun, işte hani aydınlık olsun. Tabii İstanbul'da böyle bir ev bulmak imkansız aslında ve işte emlakçıdan bulmayayım. İçimden hep böyle geçiyordu. Sonrasında ben bir gün işte metrobüsteyim. Açtım şeyden sahibinden ilanlara bakıyorum. Bu arada tabii bölgeyi tanıyınca okulun etrafında nereler yakın, işte okuldakilerle konuştum, okuldaki hocalarla. Ondan sonrasında okula yakın, yani yine metro kullanıyorum ama 5 durak, biraz da yürüme mesafem var. İlanda bir ev çıktı karşıma ve ev sahibinden 1+1, 2000 lira kira. Şu an 2000 lira size çok pahalı gelebilir. Yazacağınız şehirlerde umarım daha uyguna ev bulabilirsiniz. Ama İstanbul'a gelmeyi düşünenler için 2000 liralık bir ev inanılmaz yani ucuz bir ev demek. Ve benim evim yeni yapılmış, kentsel dönüşüme uğramış. Ev sıfır, ilk ben girdim. Balkonu var, siteli, sitenin içinde, güvenlikli. Yani böyle şey hani bütün dilek hakkımı burada kullandığım gibi bir durum oldu. Ve sonrasında işte ben bir anda evi tuttum, evi görmeye geldim. Aynı gün evi tuttum. Ardından işte bir hafta 10 gün içerisinde doğalgaz, su, temizlik bunları işte açtırıp temizliği yaptım. Ardından eşya almak için kuzenimle spotçuya gittik. Spotçuda sıfır eşyalar var. Bu noktalar da önemli. Bence çünkü eşyaları nereden bulacağımızı bilmiyoruz ve ilk çıktığımız zaman çok büyük bir borç altına girmek istemiyorsanız spotçulardan almak mantıklı. Benim eşyalarımın hepsi sıfır. Fakat hani şey spotçudan tabii ki yani gidip IKEA'dan almadım. Bu arada spotçudan almama rağmen eşyalarımı tabii spotçuya ben 12.500 lira ödedim. Ardından peki ne aldım eşya olarak? İşte çamaşır makinesi, buzdolabı, koltuk, L koltuk aldım. Çift kişilik yatak, dolap, ocak, fırın, ayaklı süpürge, 2 tane halı. Bunları aldım. 12.500 TL tuttu. Ardından
Ben tabii küçük ev aletleri almaya giriştim. Onun için de kredi kartıyla işte bu Kasım indiriminden faydalanarak alışveriş yaptım. Eve çıktığımda işte evde hiçbir şey yoktu. Tabii kornişlerin takımı. Bunların hepsiyle siz ilgileniyorsunuz bu arada. O yüzden buna da hazırlıklı olun. Ama güzel bir telaş. Her şey bittikten sonra o bitmeden önceki süreçte ya evet artık yeter yoruldum diyorsunuz ama bittikten sonra ben şu an eve her girdiğimde böyle mutlulukla giriyorum ve şu an evimi çok seviyorum. Okuluma yarım saat sürüyor. Yürüme artı işte metro ile birlikte yarım saat sürüyor. İstanbul'da yaşam diğer şehirlere göre yeme içme açısından birazcık pahalı gelebilir. Evet. Ama şu an her yer pahalı açıkçası. Yani ben şeyi hesaplamıştım. Başka bir şehirde olsam ne kadar elimde para kalacak? İşte şu an kira, yeme içme, fatura falan 3000-3500 liraya denk geliyor. Başka bir şehirde olsam 2500 liraya denk gelse yani elimde 1000 liradan para olacak. Ve ben bu 1000 lirayla ne yapabilirim? Yani hani kenara koyup biriktirsen yani 1000 lira biriktirsen ne biriktirmesen ne oluyor? Tabii kalan yani 3500'ün dışında elinizde para kalırsa işte yeme içme falan o kısımda yine 3500 lira haricine kalıyor. Hani bir biriktirebilirsiniz tabii ki. Bu sizin kendi harcamanıza bağlı. Fakat ilk eve çıktığınızda çok böyle bir para biriktiremiyorsunuz. İlk eve çıkmadan önce de işte size maaş konusunda banka promosyonu yatıyor, işte ek ders yatıyor falan. Biraz elinize o kısımda böyle bir toplu para geçebiliyor. Ben mesela o toplu para kısmını kullanmıştım. Bir de 5000 lira bu sıfır faizli Akbank'ın bir şeyi vardı. Onu çekmiştim kredisi. 12 aylık taksite böldürdüm. Yani eve aslında çok bu temel eşyalar kısmında borca girmedim. Ama beyaz eşya işte televizyon aldım, çaycı aldım falan. Bunlar kısmında borca girdim biraz. Yine de hesaba vurunca 20 bin lira bir hazırlamanız gerekiyor eve çıkmak için. Yani kira eve çıkmak için İstanbul'da en iyi ihtimal. Bu arada ben emlakçı parası vermedim ona rağmen 20 bin lira. Ona göre hazırlıklı olun. Ama bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü başka şehirlerde de böyle. Yani evet İstanbul'da 20-25 bin lira para harcıyorsunuz. Ama başka şehirde de 15-20 bin lira para harcıyorsunuz. Bu nokta sizin ne kadar o şehri istediğinize bağlı. Ulaşım zor. Şöyle zor. Otobüs kullanmayacağınız noktalarda olması gerekiyor. Ve gerçekten İstanbul için otobüs hele yağmur yağdığı zaman yani İstanbul'da bir damla yağmur düşsün trafik rezalet bir hale geliyor. Ben tabii tren kullanıyorum, Marmaray kullanıyorum. Tren dedim metro işte. O yüzden bence İstanbul'da yaşamak güzel. Çok fazla sosyal imkan var. Yani biraz böyle bir maddi durumunuzu oturttuğunuz zaman hani birçok aktivite yapabilme imkanınız var. Ya ben kafeye gidip arkadaşlarımla oturduğumda hani şunu diyorum ya evet hani şu an burada bir kahve içmek bile bana çok keyif veriyor. Ve işte ne bileyim vaktiniz olursa gider sahilde oturursunuz. Özellikle yazları bence çok keyifli olacak. Ben tabii henüz yaz kısmını görmedim İstanbul'da yaşayarak. Daha önce seyahat etmek için gelmiştim ama yaşamak ayrı olacak, ayrı güzel olacak. Şu an evimin balkonum var. İşte yazın o da güzel olacak. Yani keyifli olabilir bence sizin için de İstanbul'da yaşamak. Tabii ki bu noktada önce yaşayacağınız şehri, ardından kademeyi seçmek önemli. Ama gözünüzü korkutmasın. Hani artık her yer o kadar pahalı ki, yani İstanbul'un böyle aşırı aşırı pahalı bir noktası kalmadı. Hatta işte benim ailem Adana'da. Ben Adana'ya uçakla gidip geliyorum ve otobüs biletinden daha uyguna geliyor. Hani yani bu noktada bazı şeyleri iyi hesaplamak lazım. Ben tabii her noktaya ince ince böyle dikkat etmiştim. Siz de eğer dikkat ederseniz gerçekten daha böyle doğru kararlar vermeniz gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Peki bunun haricinde sosyal faaliyetleri ele alalım. Yani her türlü kurs, her türlü arkadaş ortamı, her türlü alışveriş, her şey için gerçekten güzel bir şehir bence İstanbul. Yani ben seviyorum. Siz de eğer İstanbul'u yazmayı düşünen ancak
böyle kafasında soru işaretleri olan varsa o şehirden ne beklediğini ölçsün. Yani ben eğitim istiyordum işte, ne bileyim, danışma yapmak istediğim için burada bir çevre edinmek istiyordum ve İstanbul benim için bu konuda gerçekten iyi. Yani buradaki üniversite imkanları, şimdi ben Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum ama diyelim doktoraya başlamak istersem Yıldız Teknik benim çalıştığım okula çok yakın, evime çok yakın. Yani ben Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvurabilirim. Böyle olunca siz de tercih yaparken açıkçası ilk başlarda hani bir KPSS'den çıktığınız için belki yorgunluk olabilir. Fakat bu eğitim olanakları, mesleki gelişim olanakları çok önemli. Mesela RAM'lar, yani tercih yaparken bu bile dikkat etmeniz gereken bir nokta olabilir. Çalışmak istediğiniz okulun hangi RAM, yani hangi ilçede olduğu ve hangi RAM'la çalışacağını, o RAM'ın internetten bakıp işte faaliyetlerine, yaptığı etkinlikleri, çünkü sizin bölgenizdeki RAM'ın düzenlediği etkinlikleri, eğitimleri alabiliyorsunuz. Ve mesela Zeytinburnu RAM gerçekten, benim okulum Zeytinburnu'na bağlı, gerçekten güzel çalışıyor ve biz ilk atandık, geldik işte, bize böyle tanışma toplantısı yapıldı, ne bileyim, şu anda ayda iki kere vaka toplantılarımız oluyor işte. Herkes okulunda karşılaştığı olumsuz durumları diğer okullardaki psikolojik danışmanlar da geliyor. Ve konu işte sunum şeklinde oluyor, vaka sunumu şeklinde. Ardından herkes kendi fikrini söylüyor, ne yapılabilir, nasıl olabilir diye. Ve böyle bir hani uzman ekibin bir araya gelerek paylaşım yapması o kadar böyle motivasyon sağlıyor ki. Ben okula ilk geldim. Benim okulumun karşısında ilkokul, ortaokul ve lise var. Benim okulum FETÖ'den kalma bir okulmuş. Okulumun karşısındaki okullar da FETÖ'den kalma bir okul. Yani mantık şey olmuş, bir kampüs gibi yapmışlar aslında. Anaokulu karşı tarafta, diğer üç okul aynı kampüsün içinde zaten. Ve ben okula ilk geldim böyle hani çok heyecanlıydım, yani çok mutlu hissediyordum kendimi zaten. Hala hissediyorum, sıkıntı yok. Benim okuluma geldiler beni ziyarete ve böyle şey gibi hissettim, yani sanki ablalarım beni ziyarete gelmiş gibi. O kadar böyle hani yakın hissediyorsunuz ve o yakınlığı oluşturabilecek bir yerin olması da çok önemli. Tabii bunu gitmeden anlayamazsınız ama olabildiğince araştırmaya çalışın. Yani en azından Instagram'daki o sayfalarına bakın. Hani neler paylaşıyorlar, kimler bulunuyor orada, o kişilerin hesaplarına bakın. Biraz stalk özelliğinizi göstermeniz gerekiyor burada. Ben mesela kendi okulumu yazarken okulu etiketleyerek fotoğraf paylaşan kişilerden birkaç kişiye mesaj atmıştım ve gerçekten okulla ilgili, işte müdürle ilgili çok güzel dönütler aldım. Hatta bir tanesi okula gelmişti, onunla tanıştık. Hani beni hatırladınız mı dedim, ben size yazmıştım. O da evet hatırladım dedi. Ve konuştuk, hani okula geldiğinde neler yapabiliriz, biraz bununla ilgili konuştuk. O yüzden bence İstanbul'da yaşamak güzel. Siz de eğer düşünüyorsanız, yani korkunun ecele faydası yok. Hani o kadar korktuğunuz kadar da bir şey olmuyor. Evet, İstanbul yoruyor. İstanbul diğer yerlere göre zor. Tek başınızasınız. Yani bir şekilde benim burada mesela bir sürü tanıdığım var ama bir noktada tek başınıza hareket etmek zorundasınız. Yaşadığınız zorlukları tek başınıza atlatmak zorundasınız. Fakat her yerde böyle ve ben şu an mesela kendime diyorum ki İstanbul'dan çıktıktan sonra başka bir şehre gitsem ben artık hani yani oradaki zorluklar benim karşıma çok daha kolay bir şekilde gelecektir. Çünkü şehrin bile bir yoğunluğu var. Mesela burada birçok pilot uygulama yapılıyor okullarda. İşte Veli Akademisi diye bir şey düzenliyoruz mesela. Bunlar her ay bir tane seminer, böyle velilere online seminer düzenliyorsunuz. Ve bu pilot uygulama. Başka şehirlerde şu an uygulanmıyor. İstanbul'da uygulanıyor. Harezmi diye bir uygulama var. Yine İstanbul'da uygulanıyor. Ben de bu arada Harezmi alıyorum. Harezmi'de sistem uygulamasını biliyorsunuzdur. Onun yerli versiyonu gibi yapmışlar ve bunun eğitimlerini alıyorsunuz. Sürekli bir şeyler düzenleniyor. Hani ben ev ve çıkma yoğunluğundan dolayı açıkçası aşırı henüz eğitim şeyinin içine giremedim, sisteminin içine. Fakat ve o kadar çok eğitim düzenleniyor, o kadar çok bir şeyler yapılıyor ki bu İstanbul'un yoğunluğunda
otomatik olarak siz de gelişmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Ben gelişime açık bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten eğitimlere gitmeyi, işte bilgi edinmeyi çok seviyorum. Ama diyelim ya işte biraz dinlenelim, hani birkaç yıl eğitim almayalım diyorsanız bile İstanbul'un o kendi içindeki koşturması, yapamıyorsunuz bunu. Yani mecburen o eğitimleri almak zorundasınız. Benim okulum anaokulları bakımından Türkiye'de çok önemli bir okul. Onun etkisiyle tabii Arzu Hoca müdürümüz çok gerçekten aktif bir insan. Onun da etkisiyle okulda mesela sürekli etkinlikler oluyor, sürekli bir çalışmalar oluyor. İşte üst düzey ilçe yöneticilerinden, hani eğitimle ilgili yöneticilerden okula gelenler oluyor ve bunların verdiği bir yoğunluk da oluyor. İstanbul'daki hemen hemen tüm okullarda var bu durum ayrıca. Bunları da göze almanız lazım. Yani taşrada bir okulda evet bir tık daha rahat çalışabilirsiniz. Fakat İstanbul'da daha yoğun bir çalışma ortamı var. Yani okulunuz çok kalabalık olmasa, işte daha sosyoekonomik düzey iyi bir okul olsa bile bir yoğunluk oluyor. Genel olarak eğer İstanbul'u yazmayı düşünüyorsanız, işte kira, ulaşım, yeme içme, sosyal faaliyetler, eğitim olanakları, şehrin verdiği bir yoğunluk, yorgunluk, bu yazmak istediğiniz ilçenin bulunduğu RAM, hani orada bulunan RAM'ın çalışmaları, faaliyetleri, bunlar tercih yaparken sizin için önemli kriterlerden olabilir. Teşekkür ederim.